bizim bir başka sıcak gündemimiz de Suriye'nin kuzeyi. Şimdi Suriye Milli Ordusu diyor ki biz hazırız. Türkiye bize emri verirse harekatı başlatacağız. Münbice, Tel Rifat'a ve Ayn İsa'ya kadar olan bölgelerde geniş kapsamlı operasyon yapacağız. Hazırız. Ama Ankara'dan emir bekliyoruz. Şimdi Ankara henüz daha o emri vermedi. Kriz sürüyor. Amerika engellemeye çalışıyor açıklamalarıyla. Rusya hakeza öyle. Fakat Rusya'da kafalar bence biraz karışık bu meselede. Ya da Kremlin başka bir diplomatik yöntem izliyor. Bir şekilde Türkiye'yi de hoş tutacak ama bir taraftan da kendi Esad yönetimini hoş tutacak. Yani arada bir şeyler kurmaya, bir oyun kurmaya çalışıyor Kremlin bu meselede. Şimdi bir isim var Suriye'nin büyükelçisi bu Rus. Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna pek de sıcak bakmıyor. Bakalım neler söylüyor. Şimdi farklı açıklamalar var. Önce ben Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentiev'in açıklamalarına bir bakalım. Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği bir operasyonun gerginliği tırmandırarak koşulları daha da istikrarsızlaştıracağını düşünüyor. Bu durum pek akıllıca olmaz diyor kendisi. Diyor ki Türkiye eğer Suriye'ye bir operasyon yaparsa bu bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak ve kesinlikle akılcı bir tutum, akılcı bir hamle olmaz diyor. Pek akıllıca olmaz diyor. Bu arada Rusya'dan harekata dair çok farklı mesajlar geliyor. Şimdi Lavrov ısrarla iki kez Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin kaygıları haklı kaygılardır dedi. Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşrudur dedi. Orada Amerika dedi. O yapıyla birlikte gayri resmi bir devlet kurmaya çalışıyor dedi. Yani tam da Türkiye'nin yani Ankara'nın tezlerini destekler nitelikte açıklamalardı Lavrov'dan. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri. Ama Zaharova, o da Dışişleri Sözcüsü çıktı. Dedi ki yok canım dedi bu doğru değildi. Türkiye dedi oraya dedi operasyon yapmamalı. Bu istikrarsızlaştırır. Şimdi farklı farklı sesler yükseliyor. Bu da benim kanaatimce Kremlin bir denge tutturuyor. Bir taraftan Esad var. Diğer taraftan Ukrayna meselesi yüzünden Batı'yla arabulucu rolü üstlenen de Kiev'le Türkiye var. Türkiye'yi de hoş tutmak gerekiyor. Bir denge tutturuyorlar şu anda kendi aralarında. Dolayısıyla Ukrayna meselesinde eğer Türkiye Rusya'nın işine gelmeyecek, pek de hoş olmayacağı bir hamle yaparsa inanın bana artık Lavrov da Suriye'nin kuzeyle ilişkin başka şeyler söylemeye başlar. Dolayısıyla evet bir denge Kremlin tutturuyor burada. Fakat farklı sesler yükseliyor. Şimdi Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmelerde aslında Putin'in ne dediği çok önemli. Yani Putin bu meseleye nasıl bakıyor? Asıl önemli olan o. Lavrov sadece bir teferruat Rusya'da. Ki Lavrov katıldığı toplantılarda da işte devlet başkanımız Putin buna karar verecek. Bunu işte devlet başkanımız Putin zaten söylemişti. Yani kendi kişisel, ciddi meselelerde kendi kişisel görüşlerini çok da dile getirmez Lavrov. Dolayısıyla da Putin'in ne diyeceği burada önemli. Ama Suriye'nin kuzeyine dair dediğimiz gibi harekat planlaması yapılmış. Suriye Milli Ordusu unsurları burada. Diyor ki biz Ankara'dan gelecek emri bekliyoruz. Harekat yapmak için hazırız ama M4 üzerinden, şurası M4'tür. Yukarıya kadar çıkıyor işte. Resulayn bölgesine kadar giden bir hatta burada Ayn İsa'da kesişen bir karayoldur M4. Aşağıdan da M5'e iner Suriye'de Halep'e kadar. Dolayısıyla da M4 üzerinde hala Rusların ve Amerikalıların varlığının olduğu da biliniyor askeri anlamda. Bunu da söyleyelim. Ama Ege kadar Suriye'nin kuzeyi de Türkiye için şu anda önemli sıcak gündem maddeleri. Şimdi Ukrayna Savaşı'na gidiyoruz. Evet, Ukrayna